Evet sevgili izleyicilerimiz, Erzurum pastası yapacağız. Bir ismi de babaanne diyoruz. İçine koyacağımız şeyler yumurta, toz şeker, sıvı yağ, yoğurt, un, kuru üzüm, fındık, kabartma tozu, soda. Şimdi bunların karışımıyla sizlere babaanne pastası yapacağız. Şöyle öncelikle yumurtadan başlayalım. Siz tabii biz biraz fazla gözüküyor ama siz evlerinizde bunu ikiye de bölebilirsiniz. 8 yumurtadan yapacağız. Yumurtamızı öncelikle kırıyoruz. Evet, yumurtamızı kırdıktan sonra şöyle bir sefer karıştırıyoruz. Sonra şekeri ilave ediyoruz. Biraz karıştırıyoruz. Sonra sıvı yağımızı ekliyoruz. Yoğurdumuzu ekliyoruz. Evet, bunlar iyice karıştıktan sonra sodamızı koyuyoruz. Tabii hepsini koymayabilirsiniz. Yarım soda yeterli. Sonra üzümümüzü katıyoruz. Unumuzu katıyoruz. Kabartma tozumuzu atıyoruz. Evet, biraz sert olması gerekiyor. Az daha un ilave ediyoruz. Evet, sertliği normal bir kıvama gelinceye kadar karıştırıyoruz. Bakın şöyle az daha sert olması gerekiyor. Telimizi çıkarıyoruz. Az bir şey daha. Onu da elimizle ekliyoruz. Hamur yoğurur gibi yoğuruyoruz. Evet, şöyle bir kıvama geldiği zaman olmuş oluyor. Evet, şu anda hamurumuz hazır.
biraz dinlenmeye bırakacağız. 5 dakika. 5 dakika sonra fırına sürmeye hazır. Şimdi hazırladığımız Erzurum pastasını Günal kızım bir asla babaanne pastasını şimdi tepsimize alıyoruz. Şöyle elimizi hafif yağlıyoruz. Evet şöyle yuvarlak bir şekilde tepsimize diziyoruz. Elimizin yağlama nedeni yapışmaması için. Sonra ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakikada pişiriyoruz. Evet, aldık tepsimize. Birbirine yapışmaması için aralarını yapalım. Şimdi üzerini şu yumurta sarımızla yağlıyoruz. Evet. Evet, şimdi çekilmiş fındığımız var burada. Üzerlerine atıyoruz. Şu anda fırına sürmeye hazır. Afiyet olsun.